Malta ekranlarından selamlar. Bugün yılın sürprizi olabilecek, belki pek çok insanın için beklenmedik sürpriz olabilecek Outer Worlds'u oynayacağız, üzerine konuşacağız. Hem ben hem Orhun oynadı, hem de Tunca merak ediyor. Evet, ben çok merak ediyorum. Şimdi 50 bin yerde oynuyoruz gördüğünüz üzere, artık 70 var içerisinde, ultra yerlerdeyiz şu anda. Evet Orhun. Evet, şimdi oyunu ben yaklaşık bir 10 saat oynadım ama göstereceğim kısım oyunun RPG yanından ötürü mümkün olduğunca şöyle haritayı da gösterebileceğim. Emerald Vale region'da geçen, yani oyunun tutorial'ı değil, yani tutorial kısmında burada yaşıyorsunuz aslında ama evet, introduction diyeceğim, yani Outer Worlds evreninden ne beklemeniz gerektiğini size çok net bir biçimde hem görevleriyle hem de oynanışıyla gösteren bir kısımdan bir şey göstereceğim. İki tane quest göstereceğim, bir tanesi şimdi göstereceğim kısım. Aksiyonla odaklı birazcık daha. Tamam, oradan başlayacağız. Görevimiz ne? Ben şu abladan aldım görevi. Ve görevimiz şuydu. Burada botanik bahçesi burası. Buradaki topluluktan bir Zoe isimli bir hatun kaybolmuş. Nereye gittiğini bulmam gerekiyor. Şimdi benden ilk etapta istedikleri şey evine git bir şey ara. İpucu ara mevzusuydu. Bu arada şunu söyleyelim. Outer Worlds bir RPG FPS oyunu. Evet. Aksiyon tarafı da var, RPG tarafı da var. Yani tamamen Fallout ekolünden gelen bir oyun. Tam zaten yapımcıları da Fallout New Vegas'ı yapmış. Onun dışında pek çok da RPG oyunu evet, imza atmış. Orijinal Fallout'ta da imzası olan adamlar var. Aynen. Arka planında evet. İlk Fallout oyunlarının imzası olan adamlar var. Ya ben oynadım oyunu. Ben de bir 2 saat oynadım. Bir de daha önce özel gösteriminde oynama şansım olmuştu. Oyunun RPG kısmı muazzam. Yani ben o kadar özlemişim ki son zamanlarda böyle bir RPG oyunu oynamayı. Ya her türlü diyaloğa girebildiğiniz, her türlü aklına gelebilecek şeyi yaptığınız, Fallout'taki o hani 76 ile bozulan tadı tamamen aldığınız bir oyun yapmışlar. Benim en büyük şüphem ama oyunla alakalı aksiyon kısmındaydı. Bunu o zaman da söylemiştim. Aksiyon tarafı bana zayıf geldi demiştim, sıkabilir demiştim. Ama şunu söyleyeyim, aksiyon için oynanacak bir oyun değil evet, bence. Bu bir aksiyon oyunu değil. Ben de kesinlikle onu söyleyeceğim ama aksiyon yanı şimdi göstereceğim. Ya senin yorumunu daha önceden de ben dinleyip açıkçası hani bir şüphelenmiştim acaba. Yok hayır. New Vegas gibi mi acaba? New Vegas'ta gerçekten gunplay fenaydı ama şimdi göreceksiniz. Yok, o kadar fena değil. O kadar fena değil. Bence gayet akıcı da bu arada. Yani ben bayağı keyif süper aldım. Çünkü yani ben konuştuğum zaman sözün arasına girdim. Yapımcı şey demişti. Daha cilalayacağız demişti. Ben oynadığım zaman daha oyun çıkmamıştı henüz. Gunplay kısmını, aksiyon kısmını cilalayacağız demişti. Ben de mesela son oynadığımda keyif aldım. Bir de şu an aksiyona sen girdin. Şeyde söylemiş olalım, açık dünya da var oyunda ama çok büyük bir açık dünyası yok. Zaten öyle bir iddiaları da yok diye biliyorum ben. Zaten bak şöyle bir şey var. Aslında keşfedilecek, gidilecek bir dünya gezegen var. Ama şunları bir temizleyeyim, göstereceğim. Yani kısıtlı yerler gibi. Gidiyorsun bir yerde Allah ölmek üzereyim. Farklı bir ortam görüyorsun ama Allah kahretmesin rezil adam, burada bizi rezil ettin ya. Şey, combat kısmı demek ki çok kolay değil, sen normal seviyede oynuyorsun. Değil, aynen. Ya bir yandan kontrol şey de olamadım, ne derler onun adına, konsantre de olamadım. Hani onun bir gerçeği de var, abi biraz daha olacaksın. Ne tür silahlar var? Böyle farklı silahlar var mı? Var. Her türlü silah var. Farklı silahlar var hatta. Evet. Ya şu Orhun mesela şu an neden bu pistolle oynuyorsun sen? Early game olduğu için. Çok erken yani şey diyeyim. Karakterimi henüz göstermedim. Şuradaki şeyi temizledikten sonra şuradaki adamla yine göstereceğim onu da. Mesela yakın dövüş silahları da bayağı farklı tabii farklı. Ama yakın dövüş silahları tabii şey böyle fantastik hareketler yapmıyorsun. Yani yaptığın şey atak vurmak ama etkisi farklı oluyor silah. Böyle işte elektrik saçanı var, yıldırım vereni var, normal fantastik bulabileceğiniz başka yani eğlenceli silahlar da var. Var eğlenceli silahlar var. Science weapon diye bir şey var, daha sonradan açılan bir şey. Hani özel güçleri olan silahlar bunlar, düşmanları küçülten falan gibi şeyler var ama onlar daha ilerleyen kısımlarda açılan şeyler. Şu anda sahip olduğum şeyler değiller. Bence gayet iyi ya bu var. Tabii, çok bariz. Çok yani o ben de o açına saygı duydum yani combat'teki gunplay ne kadar eğlenceli tartışılır tabii ama en azından şey çeşitlilik konusunda sana bir şey verip eğlenceyi sürdürmeni sağlıyor yani. Kesinlikle. Ya şöyle benim için combat sistemi şu. Oyunu oynattırmaz ama oyundan çıkarttırmaz. Yani oyun bu ne ya falan Allah kahretmesin bir çıkaracağınız bir şey değil ama mesela ben sırf aksiyon olsa bu oyun oynamam yani. Yani öyle söyleyeyim hani o açıdan böyle bir beklentim yok oyundan ama sırf aksiyon olsaydı oynamazdım oyunu. Yani buna kısmen katılabilirim. Ben büyük keyif aldığım için hani açıkçası şeyden diye çekemedim. Ay Allah ya şimdi gene kapışmaya mı gönderecek beni falan söylüyorsun. Hiç demedim. Tabii ve bilmek istiyorsun canım. Evet. Ve şey ben normal bir zorlukta da oynuyorum şu anda. Hani kendimi gayet de skillim arttıkça daha da iyi kullanmaya başlayınca silahları daha da güçlü hissediyorum falan. Hani o konuda herhangi bir dert yaşamadım. Ya zaten şunu söyleyeyim. Fallout 4'te aynı. Yani hani şey evet derken Fallout 4'ün de mesela gunplay'inden keyif almıyor musun? Alıyorsun aslında ama ya şu devirde artık şey FPS oyun denildiği zaman ben biraz daha fazlasını beklemek isteyebiliyorum. Evet. Evet. Bir de mesela benim bu oyunla ilgili en büyük eleştirim full price'dan satışa sunuluyor olması. Yani evet, mesela oyunu 2A bir oyun. Hani diyor ki yapımcısı biz büyük bir oyun yapmadık. 2A bir oyun yaptık ama fiyatı RDR2 ile aynı, hayırdır kardeş yani. Hani o biraz böyle beni şey ya yaptı. Ama fiyat şimdi aynı da yani işini biliyorsan evet, hani fırsatlarda 15 liraya 10 liraya oynayabilirsin şurada Game Pass'le. Save atayım. Tabii mesela biz şu an Game Pass üzerinden oynuyoruz. O doğru. Yani evet, ben genel prensipten bahsettim aslında. Game Pass'e geliyor olması güzel bir şey tabii ki de.
Evet. Orada sen tüm şeyi karşına mı aldın oğlum? Evet. Öldür öldür. Niye herkes ateş edebileceğin herkese vur. Görevimizi yapacağımız yer burası. Bu arada sınırlandırma var mı? Şunu vuramazsın, şunu öldüremezsin. Hiç yok öyle abi, bir şey yok. Herkesi öldürebiliyorsun. Ben oynadığımda şey yapmıştım. Bayağı açık dünyada sırf denemek için herkese düşman olmuştum. Orada şöyle bir sistem var. Kötü yaptığın zaman o şehir seni kötü hatırlıyor. Yani bu şehir sana negatif bir duruş sergiliyor diye bir yazı çıkıyor. Evet. Peki. Ama o şey oluyor, sıfırlanıyor. Peki şu oluyor mu? Atıyorum bu şehirdeki bütün yaşayan herkesi öldürdük. O şehre tekrar döndüğümüzde hepsinin cesetleri yerde, hepsi ölmüş. Yoksa yeni adamlar geliyor mu? Yeni adamlar geliyor diye bir şey yok. Öldürdüğün karakter eğer özel bir karakter ise o kayboluyor benim bildiğim kadarıyla. Yani ben hiç yeri doldurulan NPC görmedim. Belki isimsiz jenerik NPC'lerin yanına yenisi geliyor mudur? Bilemiyorum ama böyle çok hapta yani normalde şey takılabileceğimiz friend yani arkadaş gibi takılabileceğimiz adamlardan kimseyi öldürmedim. Öyle bir gerçek de var. Zaten quest alabileceğin karakterleri öldüremiyorsun diye biliyorum. Özellikle sakladıkları mesela şey var. Vels diye bir adam var. En başından beri bizi aslında dondurulmuşken biz kurtaran evet, bir adam var. Biliyorum. Onun yanına gidebildiğimiz yer zaten vurabileceğimiz bir yer değil. Yani seninle konuşurken böyle bir şeyin arkasından bakıyor. Yani vursan vuruyorsun ama arada kurşun geçirmez cam olduğu için vuramıyorsun. Yok öyle değil yani normal quest alabileceğin diğer ana quest alabileceğin diğer karakterleri de vuramıyorsun diye biliyorum. Ana quest alabileceğim tek bir tane karakterle karşılaştığım için açıkçası yani normal quest açısından çok zengin bir oyun onu söyleyeyim. Yani her quest'te üzerine düşünülmüş quest'ler. O Skyrim'de yan görevler de iyi yani. Tabii canım iyi. Ben mesela oyuna girdim ana görevden gitmiyorum şu an yani full yan görevde karşılaştım. Hani Skyrim'de girdiğin zaman unutursun ya ana görevin ne olduğunu. Karşılaştığında herkesten yan görev alırsın. Bethesda oyunlarında vardır o. Var, aynı bu oyunda da kesinlikle var mevcut yani. Şimdi şey gerçeği var zaten yan görevlere de tekrardan gireceğim. Ben özellikle yan görev seçmemin sebebi birazcık da oydu ana görev göstermekten ziyade. Şu bir tactical modu var aksiyon sana evet. Bayağı avantaj kazandırıyor. Klasik Watts modu aslında bakarsanız bu. Evet. İsmini başka bir şey yapmışlar hani. Bir de slow motion olarak etkisi var aslında. Watts'ta mesela aynen. Komple oyun duruyor gibi oluyor ya bir noktada. Çok yaklaşıyor. Fallout 4'te onu değiştirmişlerdi ya. Hani Fallout 4'tekinin aynısı aslında bakarsan. Fallout 4'te değiştirmişler miydi ya? Orada oyun duruyor gibi değil miydi? Çok, yani, çok ağır slow motion'a giriyor diye. Yani, aynı şeyde yavaşlıyor ya. Ha yavaşlıyor mu? Aynen. Fallout 4'ten rol yapma kısmı olarak iyi o zaman bayağı. Yani abi. Hani şeye benzettik silahı ama. Ya sen ne diyorsun ya? Fallout 4'ten kat kat iyi. Ya çok ya. Çok daha iyi Fallout 4'ten. Ve şey sen dedin ya abi hani full fiyatlı çıkıyor olması hani biraz düşündürüyor diye. Bence full fiyatlı oynadı 10 saat oynamış bir insan olarak söylüyorum bunu. Hak full fiyatlı çıkması net hak ediyor ve Fallout 4'ten daha az buglı. Yani çıktığı tarih itibariyle yani daha az buglı. Çok mevzuydu zaten... Şimdi bu adamların oyunları genelde buglı çıkar diye hep konuşuldu ya. Evet. Yani beklenene göre gayet iyi çıkması güzel. Abi yani... problem yaşayanlar falan olmuş. Ben de zaman zaman mesela kaybolan adam falan gördüm ama o kadar nadir ki 10 saat içerisinde hani hiç dert etmezsiniz öyle söyleyeyim. Ama zaten dediğiniz gibi hani 300 lira verip almak yerine 15 lira Game Pass'ten oynayın. O çok bariz zaten ona. Zoe'yi bekletme. Evet. Zoe'yi bulduk bu arada. Bu şey olarak zaten o kısımda da siz muhabbet ederken anlatmadım ama evini aradığımızda da bunun kendisinin hayret olmak için evden kaçtığını, macera arayan bir kız olduğunu öğrenmiştik. O yüzden burada bulduk kendisini hayretlerin arasında. Kaçırılmamış ama bir şekilde şimdi seni bulmaya geldik diyerek böyle konuşuyorum. İkna edeceğim geri dönmesi için. Oyunun ciddi kısmı hakikaten de diyaloglarla çözülebilecek problemlerle bizi karşı karşıya bırakıyor ve hani sen şey demiştin ya ana karakterleri öldürebiliyor musun falan diye. Çok kritik belki ölmeyen adam var mıdır? Ben karşılaşmadım şey haricinde, Vels haricinde. Şu an bu arada ikna yeteneğimi kullanarak onu geri gönderiyorum. Bu arada bence varınızı yolunuzu satıp şeye basın. İkna yeteneklere tabii. Ben ona bastım mesela çok rahatım. Evet. Yalanımı söylüyorum, ikna mı ediyorum, artistliğimi yapıyorum. Bayağı fark ettiriyor yani. Kesinlikle fark ettiriyor. Hatta bana biraz overpowered olmuş gibi geldi o kısmı yani. Şey. Diyalogla çözmek hoş bir şey. Ama ona diyaloğa gitmek çok daha rahatlattırıyor insanı gibi tahmin ediyorum. Aynen öyle. Ve yani şey ama yani Supernova zorluğunda oynadığınız zaman hiçbir şey kolay kolay sizin derdinizi çözmüyor. Öyle bir gerçek de var. Yani normal zorlukta oynadığınız zaman zorlayan bir oyun değil size. Onu söyleyebilirim. Şimdi bu görevi tamamladım. Şu diyalogla alakalı olan kısmına geri gireceğim ve oyunun yan görevlerine niye bu kadar odaklandım onu size kısmen bir anlatacağım. Şimdi oyunun birazcık daha erken kısmına gittim. Çünkü hani direkt size oyunda aksiyon için atmak yerine RPG yanına övmeye çalışan, göstermeye çalışan problemleri böyle çözebileceğinizi anlatan bir yapısı var Outer Worlds'un. Şurada Silas yani mezarcı olan bir abinin görevini aldım. Görevimiz şu. Normalde bu şeyde kolonide yaşayan insanlardan aylık bir ücret alınıyor. Evet. Bu da ne için? Öldükleri takdirde gömülmeleri için gelen bir kısım. Bu görevde 4 kişiyle konuşacağız ve 4 kişi aslında hani şeydir böyle RPG oyunlarda genelde dert vardır. Ya bana ayak işi yaptırıyorsunuz kardeşim falan dersiniz ya. Evet. Bu da bir ayak işi aslında. Ya ama, adam borcunu toplamanı istiyor senden aslında. Aynen ama o kadar iyi tasarlanmış ki bunu yan görev bile. Siz bunları toparlarken tanıştığınız insanlar, içinde bulunduğunuz durum, bulunduğunuz koloni, bu işte Spacer's Choice isimli olan şirket ile alakalı öyle bilgiler elde ediniyorsunuz ki lan
ayak işi yaptırıyor eyvallah ama o kadar da kötü bir ayak işi yapmıyorum gibi hissediyorsunuz. Mesela şimdi gideceğim. Şurada galiba karakter. Ha, mesela bir tanesi burada. Bununla normal konuşuyorum ve bu abinin geçmişiyle alakalı burada ne yaptığını, nece olduğunu vesaireyle alakalı bilgi ediniyorum. Ve o esnada hani kendisine karşı şirketin yapısını da oynuyorum. Yani yalandan öyle işte içeriği yok, dolduralım diye side quest koyulmuş değiller. Yani mesela bu abiyle konuşurken otomatik olarak seni başka bir insanın gönderdiğini varsayıyor. Sen evet. Diyorsun benim bununla bir alakam yok, hayırdır bu insan kim falan diye başka bir konu açabiliyorsun istersen. Evet. O sırada o adamın arka planlı hikayesini de bir noktada öğrenmiş oluyorsun ve falan. Ve otomatik olarak bana bir görev de veriyor bu. Evet. Ve bu görev, bundan aldığım görevle ilgilenen başka bir NPC de var. Yani bundan almasam başka bir yerden de alabiliyorum. Öyle yani, bir övülmüş ki abi biçimde. Yani mesela şey olayı çok enteresan geldi. Onu nasıl yapmışlar bilmiyorum. Bir yerde ben bir göreve giderken abi yoldan saptım, başka bir göreve gittim. Yani öyle bir gelmişken uğrayayım dedim. O görevde de yaşadığımız koloni hakkında bilgi öğrendim. Mesela şöyle bir bilgi var. Biri öldüğü zaman, tamam mı? Böyle farklı bir şeyden ötürü mesela öldüğü zaman tüm dünya onun masraflarını karşılamak zorunda. Daha doğrusu şu. Şimdi evet. Ölen kişinin bir katma değeri var. Diyelim ki ölen kişi çok çalışan biri. Şimdi ona gidiyorum. Mesela örnek verelim. Biz de Tunca. Çok çalışıyor, tamam mı? Evet. Allah korusun öldü. Biz şirket olarak şirketi koloni gibi düşün yani şey parasını karşılamak zorundayız. Evet. Tunca normalde atıyorum bu şirkete artı onluk değer katıyorsa biz onun değeri mantıklı çalışan olarak cebimizden çıkarıp vermemiz yani gerekiyor. Para mezar mı yaptı diyorsun? Mezar değil yani kayıp yani aslında mezar da var bu işin içinde ama senin değer kaybın yani. Sonuçta şirket zarar ediyor sen gittiğin için. Ve şu an konuştuğum karakter anlattığın evet. Olayı anlatan kişi ve olay şu aslında ölen kişi intihar ediyor. Evet. Spacer's Choice isimli şirket gözünde her çalışan bir mal olduğu için evet. intihar etmek demek şirketin malına zarar vermek demek. Demirbaşa zarar veriyorsun yani. Ve en başta söylediğim mevzu bundan ötürüydü. Şimdi ben bu yan görev yaparken birdenbire Spacer's Choice'un insanlara mal gibi davrandığını öğrendim ve hani bu beni lan ayak işi yaptırıyorsunuzdan ziyade ha mevzusuna biraz getirdi. Değişik bir fucked up bir evren var burada. Aynen. Diyorsun yani. Ve bu beni otomatik olarak hani bir sonraki vereceğim karara da hani evet. Kimden yana ya şey var özellikle aynen öyle ya karakterleri daha iyi tanıyorsun mesela şehri ya bu aslında kuralları işte dogmatik bir şekilde hani böyle dikte eden adamla tanıştığın zaman da onun hakkındaki fikirlerin farklı oluyor yani evet. Ulan diyorsun ki bu herif böyle çünkü konuşma seçenekleri gerçekten çok çeşitli yani bir adama atar yaparak da konuşabiliyorsun onunla işbirliği yaparak da ve iyi olmak zorunda değilsin yani hani oyun sana iyi veya kötü diye bir şey söylemiyor evet. Verdiğin cevaplar sana kalmış ben mesela kendini acındıran bir tip vardı benim param yok kusura bakma paramı veremeyeceğim falan dedim ya dedim kes tıraşı ya. İşte o da bu. Ha, o da bu işte. Bunun mesela mezarda bir akrabası var. Onun evet. Altın dişini sök öde paranı dedim yani anladım. Hani ya sana kalmış yani nasıl yapacağın, yaklaşacağın. Mesela burada çok net bir biçimde anlatıyor. 5 kuruş param yok diyor bize. Senin evet. Dediğin gibi. Diyorsun ki hani ulan buna bir çözüm bulmak gerekiyor. Hani ve o çözüm için şey diyorsun. Ya hani bizim Silas'la konuş. Hani sana borcum olsun bu de diyorsun. Ay iyi de bunu kabul etmesi için sonuçta benim ona bir garanti göstermem gerekiyor diyorsun diyor. Evet. Ben etrafı aramazsam daha doğrusu buna ulan aklıma da bir şey gelmedi. Neyse deyip geçmek zorunda kalıyorum mevzuyu. Ama yani bu birazcık da hani introduction dedim yani. Yani giriş evet, seviyesinde bir şey olduğu giriş için. Giriş görevi yani. Onun hemen, ilk sana gösterdiği görev öyle söyleyeyim yani. Hani ilk yan görevini gösterdiği. Ve mesela işte dediğim gibi hani ay yani sana borcum var diyeceksin ama garantin yok ya. Hemen şöyle biraz bir geziyorum. Bu adam bu arada hem berber hem de aynı zamanda şey cenaze levazımatçısı diyeyim yani. Ceset temizliyor. Burada hemen bir not buluyorum. Notta Filiz diye bir abi bu adama da şey diyor ki ya ölüleri yıkıyorsun. Yıkarken dişleri mişleri vardır. Bunları çal götür falan filan. Hani satarız matarız ayağı yapıyor. Şimdi bunu gördükten sonra yeni bir diyalog şeyi açılıyor burada. Ve hani diyorum ki ona Eugene hakkında biliyorum. Aynen. Bu yanda yatan adam da bu arada az evvel anlattık ya. İntihar eden adam aslında. Eugene. Öyle mi? Evet, her şey o kadar güzel birbirine bağlanıyor ve bu sadece hani bu ilk giriş kısmıyla alakalı değil. Ben 10 saat oynadım dediğim gibi diğer gezegenlere gittim. Orada da her şey birbirine bağlanıyor. Yani bir şekilde güzel bir RPG. Bunu yapmasan da bir eksiklik hissetmezsin ama yapınca kendine bir şey fark ettim bu arada. Çok affedersin. Araya girdim. Sadık mesela. Yani söyle Kurat evet. Sadık. Çok, bayağı Türk ismi var bu arada. Çok fazla Türk ismi var. Ya Sadık tam Türk ismi bilmiyorum. Hani Arap ismi mi oluyor, Türk ismi mi oluyor, şey ismi o, oluyor. Evet doğru. Bilmiyorum ama bizim coğrafyada gördüğümüz çok fazla isim var yani tamam. Ya arıyorlardı şimdi farklı isim tabii, bulalım. Tabii. Türk isimlerine bak oraya yoksa bak. Yoksa şu adama Sadık deseler ben biliyorum. Fenerbahçe futbolcusu Sadık var mesela. Evet. Yan yana koysan. Alakası yok yani. Ama Konrad Sadık olunca öyle oluyor. Almancı gibi. Şey yapmışlar. Gezegenlere göre aslında hani dünyanın farklı. Mesela Orta Doğu tarafından var. Yanılmıyorsam kuzey ülkelerinden isimler görüyorsan hani farklı gezegenlere gittiğin zaman o şeyi vermek istemişler. Çeşitliliği vermek istemişler kültürler evet, arasında. Çok bariz bir biçimde hani mesela klasik şey öğesi var. O da çok enteresan gelmişti bana. Bu haritada bir yerde şey var abi. Belki şu an o adama gidiyorsun hatta. Kafa yemiş bir herif i̇şte var. İşte ona gidiyorum evet. Aha yani.
Abi herif kafayı yemiş. Yani delirmiş. Robotların bizi ele geçirici yani. Robotların şey yapacağını falan söylüyor. Hatta onun görevini yap da o oyundaki mize unsuru da belli olsun. Evet. Oyunun mize unsuru kuvvetli. Ben şeyden korkmuştum. Çok geyik olup ciddi alamayacağımdan korkmuştum. Çünkü renkli de bir evreni var. Hani her şey böyle lay lay lon falan diye düşünmüştüm ama çok tadında olmuş o mizah. Yani ciddi de aynı zamanda oyun. Hakikaten muhabbetler ciddi. Ama mizah konusunda da istersen sana sunuyor onu. Evet. Şimdi bu adam borcunu ödemeyen bir abi. Yok, bu verdi direkt borcu. Ha, borcu verdi pardon. Evet. Bu şey diyor. İşte ona söyle diyor. Saygısıyla bizim ekibimize adam lazım evet. diyor. Yani bizim bildiğimize adam katılması gerekiyor diyor. Resistance diye geçiyor. Sen diyorsun ki ulan neyin resistance'ı bu? Yani siz neye direniyorsunuz kardeş falan diyorsun. Robotlara karşı kendisi bir direniş ekibi kurmak isteyen bir abi. Biz de onun bir görevini yapıyoruz. Bir robot varmış. Gözcü bir robotmuş bu robot. O robotu yok etmemizi istiyor bizden. Biz de o gözcü robotun peşinden gidiyoruz. Görevin evet. adı da Die Robot. Die Robot diye bir görev. Abimizin bahsettiği gözcü robot da tam olarak... Burada. Burada. Şimdi burada... Hiç tehlike. Evet. Gerçekten. bayağı kendisi yani hasar görmüş bir mekanik sentry ve kafayı yemiş hani adam sonuç itibariyle. Bunu çözebilmek için misal burada mühendislik yeteneğimi kullanabiliyorum. Ya da ama yok şu an yeteneği. Yok. Ya da şöyle bir şey var. Yanınıza aldığınız bir karakter var. O karakterle beraber gelirseniz o sizin için tamir ediyor mesela. Evet. Burada o karakter olmadığı için ne yapacağım merak ediyorum. Öldüreceğim. Bunu çözmek için. Ben mesela tamir edip yoluna gönderdim. Ben de tamir edip yoluna gönderdim. Ve oğlum zaten, böyle tamir ediyor. Açıkçası hani bu tarz problemleri şeyle çözmek, diplomasiyle çözmek her zaman ekstradan bir yol açıyor. Onu evet. bariz bir söyleyeyim. RPG oyunlarının klasik bir şeyidir zaten. Yok etmektense muhabbet etmek daha da mantıklı bir şey haline geliyor. Zaten yok edilecek çok şey var oyunda. Mesela şöyle bir şey yapmış adamlar, o mantıksız gelmedi bana. Açık dünyada tehlikeler var. Hani bu ana görevlerde diyalog gidersen en azından iki aksiyona bari açık dünyada gir diye konulmuş bayağı evet. aslında tehlikeli şeyler var. Yaratığı var, işte marauderları var. Ya bayağı bayağı... Kaçamıyor musun onlardan? Şey var. Ya ben kaçamadım. Yani çok da böyle yoğun bir çatışma yok. Hani öfkene mi bu heriflerle uğraşacağız dedirtmiyor sana. Böyle hayvan gibi 50 kişi birlik gelmiyor, temizliyorsun. Temizliyorsun yani. Bir kere temizledikten sonra bir daha çıkıyorlar ama galiba ya. Ben görmedim. Aynı yol üzerinde. Yani tekrar çok uzun süre sonra geri dönersen belki çıkabilir ama ben genelde cesetlerine, hatta ben kafam karışıyor bazen. Doğru doğru evet evet. Cesetlerine doğru. tekrar. Cesetleri duruyor orada. Hatta birkaç sefer şey oldu. Lan buraya birisi mi gelmiş falan diyorum. Sonra fark ettim ha ben geçtim buradan diye. Ben tavarımar etmiştim bunları. Evet. Bu abinin görevi de devam ediyor ardından. Sana bir görev daha veriyor. Evet. İkinci bir görev veriyor bize ve... Mesela gizli bir laboratuvar, ya işte gizli bir silah var diyor, silah buluyorsun falan. Sonradan şey mesela güzel oldu. Beni bir yere gönderdi, dedi ki şurada işte bir bahçe var, botanik bilmem ne falan var, oraya git dedi bana. Dedim abi oraya gideyim ama, ya giderim dedim ama oranın bir kodu var dedi. O kod yoksa giremezsin oraya dedi. Ben halbuki çoktan kodu almıştım mesela. Direkt diyalog penceresi açıldı. O kodu ben bambaşka bir yerden aldım bu arada yani. Hani o göreve gitmesem kodu nereden alacağımı da bilmiyorum o anda. Ya birden fazla çözüm yöntemim var. Zaten o yüzden mesela Tuncay da demişti ya öldüremiyor musun, öldürebiliyor musun mesela hani çok kritik karakterleri. Kritik bir karakteri öldürseniz de ekstra bir yerden alabiliyorsunuz zaten mevzuyu. Yani oyun size birkaç nokta gösteriyor. Bak şu adamla konuş, şundan alırsın diyor. Sen o adama gidiyorsun, adam sana başka bir yere veriyor veya vermiyor. Ama sen dersen ki lan ne gideceğim ben bununla, ne uğraşacağım dersen. Ve hani şeyde sağ sol keşfetmeye de meraklı bir insansanız çok bariz bir biçimde şeyi buluyorsunuz. Bu arada girişini bulamadım. Bu arada ben oyunun grafikleri bayağı iyi. Şu an PlayStation oynadım oyunu. Bu kadar iyi değildi grafikler. Ben normal şu an Ultra'da oynuyoruz. Ultra'da oynuyoruz ya. PC'ye dönsem mi diye şu an bir düşünmüyor abi, değilim yani. Bir saniye onu göstermedin değil mi? Abi bayağı. Nerede olursanız olun gökyüzüne baktığınızda muazzam bir manzara yakalıyorsunuz. Hani evet. Misal. Yani anlatabiliyor muyum? Nerede olursanız ama alırına onu. Bu hangi gezegen olursa olsun şeyleri. Adamlar bunu gerçekten şey yapmışlar. Hani manzara açısından da işte kalite, yani kaplama kalitesi açısından da gayet iyi çıkartmışlar ve o yüzden mesela 2A oyunmuş gibi gözükmüyor hiç benim gözüme. Gözükmedi daha doğrusu. O çok güzel yani 10 saat sonra da bunu hissettim. Ya burada tabii adamlar şey diyor aslında 2A teknik anlamda 2A olmalarından ziyade skala çok büyük değil dediler. Yani mesela normalde Fallout'lar Skyrim'e 60 saat falan sürerse bu oyun herhalde 30 saat içerisinde tüketilebilen bir oyun gibi bir muhabbet var. Evet mesela. Olabilir. 30 saat net oynarsın. 30 saatten fazla çıkarama bence ya. Her şeyini %100 oynarsan daha da fazla oynarsın. Hani ama birazcık daha hani... Hem... Ana görevi çok uzun olmayabilir o yüzden. Hani... Evet. Ki ana görev yaparak ne kadar ilerleyebilirsin, belki oyun bir noktada yan görev yapmanı da itiyordur. Yani ister istemez yapmak istiyorsun zaten de. Çünkü zaten oyundaki olay şey değil yani, ben oturayım da ana görevleri bitireyim değil. Bayağı bu dünyaya girip buradaki karakterlerle muhabbet edip bir ton göreve çıkmak yani. Bu içeride evet. yaşamak. Ve bunu gerçekten iyi yaptırıyor yani şey, hiç sıkılmıyorsun. Lan peki? Hiç mi eksisi yok. Açıkçası ben çok büyük problem yaşamadım. Yani optimizasyon derdi olabilir. Ben kendi bilgisayarımda oynarken, benim biraz bilgisayarım eski olduğu için Medium'da oynarken hani ya bir yandan yayın açarken bile oynayabildim ayrı mevzu. Hani ikiye böldüğümde bile şeyi ama kendim oynarken Medium'da da arada bir böyle 50 FPS'ye falan düştüğü oldu. Bilgisayarınız biraz eskiyse hani optimizasyonla alakalı bir araştırmanızda yarar olabilir.
Onun haricinde gerçekten hiç sıkılmadım. Lan bu da ne? Yani niye böyle bir şey oldu falan gibi bir şey denk gelmedim. Bir kere şey bug'ı oldu. Onu söyleyebilirim. Companion quest'leri var. Yani yanınıza aldığınız adamların da ekstra quest'leri var. Uzay gemimdeyken birdenbire görev başarısız oldu diye yazı çıktı. Niye olduğunu anlamadım. Sonra bir baktım. Parvati işte yanımdaki companion'ın adı normalde. Parvati öldü yazıyor. Ama halbuki medium'da yani companion'ın tam manasıyla ölmesi diye bir şey yok. Bug oldu. Yani companion quest'i öyle yalan oldu. Yani hatun yanımda ama şeyi yapamıyorum. Yani quest'ini artık benim elimden aldı götürdü. Öyle. Niye yaptın, niye olduğunu hiç anlamadım. Ama öyle bir bug oldu. Arada böyle bug'lar olabiliyor. Ha, çok kritik bir şey mi? Ya benden en fazla 3000-5000 XP kaybettirdi yani, anlatabiliyor muyum? O görevi de yapacaktım, belki daha yakın olacaktık falan filan. Evet, üzücü bir şey ama tabii oyunu sonuçta çöpe attıracak bir şey değil. Değil, yani. Değil. Ve bu arada şu abiyle bir konuşayım, ondan sonra da şeyi de göstereyim, level de atlamışken. Level sistemini de göstereyim. Level sistem çok bana şey geldi, kolay geldi. Yani şey açısından güzel, yani arayüz temiz. Net. Neyin ne yaptığını çok rahat anlayabiliyorsun. Evet, ya karakterimizi ayarlarken ilk başta statları seçtiriyor. Bunu en başta ayarlıyorsunuz. Ondan sonra bir iki değişiklik yapmanızı sağlayan olaylar vesaire olabiliyor. Onun haricinde çok fazla elleyemiyorsunuz. Skill mevzusu. Level atladığınız zaman bu skill'lere puanlarınızı verebiliyorsunuz. Buradaki alt görevlerden bir tanesi 50 olana kadar böyle üçlü falan veriyorsunuz. Yani buna tıkladım. Range'de tıkladığım zaman hepsini artırıyor ama bir tanesi 50 olduğu zaman tek tek gitmeniz gerekiyor. Bu da aslında çok kısa bir biçimde overpower bak, olmanızı engelliyor. Bir de şey oluyor güzel. Yavaş yavaş aslında evet. Alıştırıyor seni yani. Aynen öyle ve şey hata yapmış gibi hissetmiyorsunuz. Yaparsanız da zaten şey yapabiliyorsunuz. Değiştirmek için geminizde bir alet var. Respect edebiliyorsunuz skill'lerinizi. Her skill'in ekstradan böyle mesela 40'ı geçtiği zaman ayrıyetten açtı. Özel bir yeteneği de var. Yani RPG öğeleri çok açısından baktığında çok değerli toplu. Bir de iki seviyede, şunu önce bir onaylayayım. İki seviyede bir kazandığınız perk puanları var. Bu perk puanları da ekstradan bonuslar sağlıyor. Evet. Karakterinizi çok net bir biçimde kendinize özel hale customize edebilmeniz için. İşte burada tier 1'ler var. 5 tane tier 1 açtıktan sonra tier 2 açılıyor vesaire. Yani zaman içerisinde hakikaten böyle güçlenme ivmeniz çok ciddi artıyor. Benim son zamanlarda gördüğüm en hızlı alıştığım RPG sistemiydi yani. Hani yani zaten RPG az çok oynasanız alışıyorsunuz ama böyle hani bir dakika bile sürmedi alışması. Evet. Yani 15 saniyede anlıyorsun böyle neyin olduğunu. Ve mesela şey aslında yani Fallout New Vegas oynayan insanların tanıdığı tarzda yani çok tanıdık gelecek bir sistemdir. Hem şu şuradaki evet. Skill sistemi hem de perk sistemi. Ama onun çok daha modernleştirilmiş ve problemlerden arındırılmış kısmı. Mesela Fallout New Vegas'ta bir sonraki levelde bana neler çıkacağını çok bilemiyordum. Burada çok bariz biliyorum. Ha önce şunu alacağım, önce sonra bunu alacağım diye evet. Çok keyifle karakterimi yani. Ayarladım. Şimdi en baştaki şey birazcık daha advanced olan kısmıyla alakalı bir şey söyleyeceğim. Çok güzel bir sistem eklemişler. Buradaki statları çok değiştiremiyorsunuz ama değiştirmek için olaylar olabiliyor dedim ya. O olaylar genelde şu oluyor. Oyunda ilerledikçe başınıza gelen olaylara nazaran eksi puanlar kazanabiliyorsunuz. Yani şöyle oluyor. Evet. Mesela çok fazla mekaniklerle kapıştığınız zaman diyor ki mekaniklerden korkmaya başladı karakter. Eğer kabul edersen işte mekaniklerden %20 damage alacaksın oyun boyunca ama artı bir tane perk puanın olacak. Sen dersen ki ha tamam zaten almak istediğin bir perk vardı. O perk'ü alayım ve ben onun yerine yani o perk'ü aldığın zaman da mekaniklerden ekstra damage almak problem değil. Çat diye öyle bir şey seçip fobi. Karakterinizi daha da evet, fobi sistemi geliştirmişler. Yani bu sadece herhangi bir grup için geçerli yani. Evet ve yani şey hani hakikaten karakterinize bir yaşanmışlık katıyor. Hani evet. Oyun boyunca şeyi hatırlıyorsun. Ulan hakikaten orada mesela şey çok fazla bombaya maruz kalırsanız karakterinizin intelligence'a düşebilecek bir perk geliyor. Hani kafa sarsıntısı, hani beyin sarsıntısı yaşamış geçmişe geliyor falan. Mala bağlıyorsun ama hani ama bunu senin kabul ediyor olman güzel yani. Evet. Yani seni zorlamıyor bunun işi. Evet. Ben zor, herkes çünkü bunu istemiyor. Zorluğa göre değişiyor bildiğim kadarıyla. Bu Supernova'da istersen de istesen de istemesen de alıyor olabilirsin abi, ve... Abi Supernova'da oynayan zaten hani oyunun göndereceği her şey hazırdır adam zaten yani. Supernova'da bu arada oyun hakikaten tam bir hayatta kalma oyununa dönüyor. İşte yiyecekler, uyumalar falan filan mevzuları artıyor. Autosave çok azalıyor, quick save yapamıyorsun, sadece geminde save'leyebiliyorsun gibi gibi. Yani oyunu çok başka bir yöne taşıyor ve hardcore RPG oyuncuları çok seven var onu. Fallout mesela o modu çok tutmuştu yani. Evet, sonra reklamları o mod hakikaten tutmuştu ve onu da çok güzel dengelemişler. Bu senenin bence başarılı RPG'lerinden bir tanesi kendisi. Kesinlikle bakın eğer RPG ilginiz varsa. Ben acayip bir derecede beğendim oynadığım bir iki saatlik kısmı. Beklediğimden fazla beğendim yani. O açıdan da bayağı mutluyum. Bitireceğim en yakın zamanda. Fallout New Vegas'ı seven bunu kesinlikle sever. Tabii ki tema olarak öyle vahşi batıydı, Fallout evreniydi yani. Değil ama birebir mekanik olarak, temelindeki mekanik olarak ve oyuncuya sundukları itibariyle altında kalan bir oyun olmamış. Evet. Obsidian çok da iyi başarmış yani bu işi. O zaman şimdilik bizden bu kadar efendim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yeni çıkan oyunları biz Alienware laptoplarla tam performansla oynayabildik. Eğer siz de bu laptoplarla ilgili detayları merak ediyorsanız ürün linklerini açıklamada bulabilirsiniz.